Serhan Aksak. Gece gece hangi rüzgar attı seni buraya? Habersiz geldim gerçi. Ama herhalde beni içeri davet edip iki laf edecek kadar nezaketim vardır. Çiftlik meselesine gireceksen. Yok. Onun için gelmedim buraya. Niçin geldin? Oya için. Sarmaşık'ta konuşulanları diyorsan benim yapacak bir şeyim yok. İnsanlar bizi uygun görmüş. Oya benim. Her zaman da benim olacak. Yani bu böyle tartışmaya açık bir mevzu değil. Hepsi senin. Topla masayı. Allah bereket versin, değil mi? Serhan Aksak. İşlerin tıkırında vallahi. Kıza yaşattığın o kadar sıkıntı, soyadı falan hiçbir şey sorun olmamış. Hiçbiri sorun olmaz çünkü biz Oya ile birbirimize aşığız. Arada böyle bir şey olunca sorun çıkmaz yani. Biz aramızda hallederiz. Yani kız bende. Okey? Gündeme gelelim o zaman. Sebebi ziyaretin. Ben Oya ile arkadaşlığınız konusunda sana haksızlık etmiş olabilirim. Bunu kabul ediyorum. Allah Allah. Burnundan kıl aldırmayan sen gece gece bunu mu söylemeye geldin? Bak eğer sen beni dinlemeyeceksen. Yok yok yok. Ya bunu anlamış olman da güzel. Benim seninle ateşkes yapmak gibi niyetim yok. Aramızdaki meseleler yüzünden Oya yıpransın istemem. Oya her şeyin dışında kalacak yani. Anlaştık mı? Bana Oya sonuçta. Oya benim için de değerli bir insan. Güzel. Edip sizin ortak noktanızmış. Oradan tanışıyormuşsunuz herhalde. Evet. Yani ikimizin de işte hayatlarında değişik dönemlerde önemli bir isimdi Edip. Benim için yani pek öyle tanıdığım birisi değildi. Oya için çok önemliydi. Hayatında bambaşka bir yeri vardı. Senin için de öyle herhalde. Öyle tabii. Çok ilginç. Biz böyle bir türlü samimi olamadık ya, ortak zevklerimiz yoktu. Mesela hiç içmezdi. Ağzına sürmemiş. Tadını bilmiyor yani. Evet. Yani bir arası yoktu, evet. Evet. Biz bir hava alsak mı? Bende bir kutu var. Olur, severim. Buyurun, buyurun o zaman hocam. Bir de Kadıköy'de bir ev vardı. Biz Oya ile gitmiştik. Ne zaman gittik şimdi hatırlayamıyorum ama. Edip çok uzun yıllar orada oturmuş. Ta Oya'nın okul zamanlarından bile orada yaşıyormuş herhalde.
Sen hiç gittin mi o eve? Yani biz çok önceden bağlarımızı koparttığımız için gitmedim. Ama Kadıköy'deki evi biliyorum tabii ki. Sarnaksak değil mi o? Aa, vallahi o. Ay, baksana kime gelmiş. Bunlar iyice gemi azıya aldılar. Merve'nin yokluğunda tabii ortalığı boş buldular. Ah, koca Merve Aksak yokluğunda neler oluyor? Merve bir dönsün bak, kızılca kıyamet nasıl kopuyor. Bunu yanlarına bırakır mı hiç? Merve bu. Serhan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Neye bakıyorsun? Ha, artık çok geç. Yani herkes gördü artık. Günaydın. Günaydın. Ne bu elindekiler? Bunlar zeytinli açma. Zeytin ezmesi. Yok, şaka yapıyorum. Zeytin sevmediğini biliyorum. Hep böyle senin sevdiğin şeylerden aldım. Yo, benim gitmem lazım. Vaktim yok ki. Bir şeyler yemeden gidemezsin. Hadi geç içeri. Geç, sana şöyle mükellef bir kahvaltı hazırlayayım, hadi. Ya artık çocuk emziriyorsun. Yani öyle beslenmen lazım. Ha, anladım. Deniz için. Yok. Bildiğin senin için. Biliyorsun ben öyle... kaçak göçek oynamam senin gibi. İyi. O zaman ben mutfağa geçeyim. Çay koyayım mesela. Güzel geldi ama. Hı, güzel. Ay. İyi, o zaman doyduğuna göre keyfin yerine gelmiştir. Ben sana asıl söylemem gerekeni söyleyeyim. Neyi? Dün akşam kedime gittim. O kadar yalan söyledi bana. Vallahi sen haklıymışsın. Adam bildiğin yalan söylüyor. Edip hakkında hiçbir şey bilmiyor. Emin misin? Eminim. Bütün gece yalan söyleyip durdu bana. Sonra resmen kandırdı beni. Aylarca bana yalan söylemiş. Ne oyun oynuyorsa bir de. Utanmadan bir de Edip'i alet etmiş. Neyse, tamam mı yani? Niye yaptı bunu Serhan? Neden? Ama bu yaptığı yanına kalmayacak. Ben geberteceğim onu. Sakin ol. Geberteceğim. Hiçbir yere gidemezsin. Hiçbir yere gidemezsin. Bırakır mısın beni Serhan? Ya biz ne konuştuk seninle? Bu adamla daha fazla muhatap olmayacaksın artık. Nasıl yani? Elini kolunu sallaya sallaya devam mı edecek hayatına? Hayır, etmeyecek. Ben halledeceğim. Sana söz veriyorum. Söz veriyorum, anlatıyorum. Tamam mı? Büyücü müsün sen?
Nasıl böyle her seferinde beni sakinleştirmeyi beceriyorsun? Sır. Söyleyemem.